Evet, değerli Haberkelki takipçileri, Yeniden Refah Partisi Kelkit Belediye Başkanı adayı Abdülhamit Keskinoğlu'yla 3. bölüme devam ediyoruz. Kendisinin diğer bölümlerde izlediğiniz gibi oldukça uzun bir proje listesi var. Ve bu proje listesini de hepsini tek tek masaya yatırmaya çalışacağız ama bunları için zaman yetmiyor. Bunlar için özellikle hem sizin hem de benim kafama takılan ya da merak ettiğim hem maliyet açısından hem de oldukça hayal gücü ileri olan bir projelerin gerçekleştirilebilirliğini, ne kadar gerçekçi olacağını soracağız. Bunun için öncelikle şunu sormak istiyorum. 3 tane otopark, yeraltı otoparkı yapacağınızı söylemişsiniz. Evet. Yani daha doğrusu birinci bölümde projelerimizin içeriğinde olan. Tabii. Birincisi işte Kerkit pazar yerindeki pazar yerinde bir yeraltı otoparkı, küçük caminin altına yeraltı otoparkı, eski çiftlik ilkokulunun yerine bir yeraltı otoparkı. Şimdi burada anladığım kadarıyla şeye çok vurgu yapıyorsunuz. Kerkit'teki otopark sorununu çözmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ama şu var. Bütün bunları mesela yaptığınızda oluşacak maliyet ne kadar ya da bu maliyet sonuca değecek bir maliyet mi? Yani evet, büyük bir para harcayıp sonucunda bir anlamsız bir şeyi mi elde edeceğiz? Yoksa büyük bir maliyet harcayıp bunu karşılığında gerçekten alabilecek miyiz? Yani bunları maliyetini hesapladınız mı? Bir açıklar mısınız onu? Değerli kardeşim, tabii ki Kerkit'imizin çok ihtiyacı olan tek caddesi olduğu için otopark anlamında kısır kaldığımız çok sıkıntılı bir hizmet alanı. İnşallah biz bu projelerimizin içeriğinde altyapılarını otoparkla donatarak modern otoparkla beraber Kerkit'imizin bu otopark sıkıntısını gidermek istiyoruz. Tabii ki bununla ilgili de maliyet oluşacak. Bunlar belediyemizin bütçesinden karşılanacak maliyetleri de değildir. Tabii ki bunlar güçlü paralarla, ekonomilerle beraber olacak ihalelerle beraber, projelerle beraber Kerkit'imizin bu anlamda nasıl bu projeleri daha maliyetsiz, belediye güç olmadan, külfet olmadan hayata geçireceğiz. Bunun çalışmalarının altyapılarını yaptık. Kerkit'imizin özellikle pazar yeri dediğimiz mevkisinde altını otopark yapacağımız o alanın projenin içeriğini tamamen özellikle Aydın Bey'in, Kerkit'imizin yetiştirmiş olduğu çok değerli iş adamı Aydın Bey'in önüne koyacağız. Biz bu projemizin sunumunu kendisine yaptığımız zaman Kerkit'imizin hem otopark anlamında hem kapalı pazar yeri olarak hem de onun üzerindeki peyzaj alanlarıyla o dere yamacında buluşturacağımız yapay şelaleyle beraber Kerkit'imizin bu çok değerli noktasına değer katacak ve aynı zamanda Kerkit'imizi bir o kadar daha güzelleştirecek bu projemizin bütün maliyetlerinin Aydın Doğan tarafından karşılanarak onun ismini verip Kerkit'imize bunu kazandıracağız. Çünkü bunun yani çünkü proje yani Kerkit'te bir otopark projesi sorunu var. Ancak bunun maliyetini belediye imkanlarıyla değil, bunun maliyetini Aydın Doğan'a sunup Yerini Aydın Bey'e sunacağız. Çünkü peki mesela diyelim eski çiftlik ilkokulunun yeri ya da küçük caminin önündeki park alanlarındaki oluşacak maliyetler. Yani ya da bütün bunlara karşılık yani harcanan maliyet, bilmiyorum ne kadar olur. Yani harcanan maliyetler sonucunda gerçekten buna değdi denecek mi? Kesinlikle. Kerkit'imizin hakikaten de otopark noktasında sıkıntıları var. Otoparka ihtiyacı var. Yani tek caddemiz var. Bu caddeyi yarın trafiğe kapattığımız zaman araçların muhakkak yakın bölgelerde otoparkların oluşması lazım ki Kerkit'imizin o anlamda otopark sıkıntısını giderelim. Evet, zamanla araç sayımız artıyor. Artık temel ihtiyacı olan her evin, ailenin bir arabası zamanla olacak, oluyor şu anda. Bu gitgide daha da ileride bize sıkıntı yapacak. Otopark sıkıntısını bugünden çözmemiz lazım. Bu da projelerimizin içeriğinde altyapılarını otoparklarla beraber donatmamız lazım. Bunun maliyeti belki yarın daha farklı boyutlara gidebilir ama biz bunları daha hafif bir maliyette belediye külfeti yapmadan projenin içeriğindeki o maliyette beraber
getiriyle beraber onun maliyetini karşılamak istiyoruz. Nasıl? İşte Küçük Cami önünde yapacağımız kapalı otoparkımızın zaten projemizin bitmiş haliyle beraber de görselini gördüğünüz zaman oradaki dükkanlarımızın, yapacağımız otopark girişinin kenarındaki dükkanlarımızın satışları bizim oranın o alanın maliyetini kesinlikle karşılayacak. Evet, yani ya o diğer alanlarda yapacağımız projede elde edeceğimiz kazanımlar maliyeti kendi maliyetlerini karşılayacak. Sadece belediye külfet olmadan oradaki birkaç tane dükkanın satılmasıyla beraber o bölgedeki yapılan bütün maliyeti pasifize edecek. Allah şimdi diyorsun. Tabii dediğim gibi yani projeleriniz tam bir büyükşehir belediyesi projeleri. Dolayısıyla yani projeler güzel ancak tabii ki gerçekleştirilebilirliği açısından halkımızın kafasında soru işareti olabilir. Bu konuda mesela yine diğer sorulardan mesela İki su projesi dediğiniz proje gerçekten harika bir proje. Evet, ancak şimdi şöyle bir durum var. Yani bu bölgenin en büyük sizin açıkladığınız iki su projesine baktığımızda İstanbul Park'tan daha büyük bir park olacak. Evet, değil mi? Tabii tabii. Şimdi buna baktım İstanbul Park gibi bir yeri İstanbul Belediyesi üstlenerek yapmıştı ki ne Erzincan'da var ne Gümüşhane'de var. Aynen. İki su bundan daha büyük bir proje olacak. Yani bu da yani dediğim gibi yani bir küçük Kelkit Belediyesi değil de sanki bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi projesinde bir ayarında bir proje. Bunun finansmanı nasıl olacak? Şimdi Kelkit'imizin iki su dediğimiz çatalar proje mevcut. Çok güzel. Evet. Onu demek istiyorum. Şimdi ama bizim finansmanı yani uygulanabilirliği nasıl olacak? Onu çok merak ediyorum. Şimdi bizim İstanbul'daki ticaretimizin özellikle o lüks sitelerle, özel sitelerle beraber olduğu için oraların da temel ekonomi anlamda onların destekleyicisi emlak konut. İstanbul'da büyük projelerin mimari emlak konut. Evet. Bugün baktığımız zaman emlak konutumuzun başında bulunan Kelkitli çok değerli bürokrasi adamımız Ertan Keleş kardeşimiz. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beltur Genel Müdürlüğü yapmış 5 yıl. Sonrasında da şu anda daha önce Çevre Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum Bakanımızın bıraktığı ve o alana da Ertan Keleş kardeşimizin gelerek Kelkit'imizin çok güçlü bir bürokrasisi ismiyle beraber inşallah yarın yapacağımız bu tüm projelerimizin içeriğinde bize katkı sağlayacak. Bize katkı sağlayacak. Yani bunları bağlantı yoluyla halledeceğiz. Kesinlikle biz oradaki... Bu arada şunu belirtmek isterim. Belki seyircilerimiz iki su projesinin ne demek olduğunu bilmiyorlardır. Bunu izah edecek olursak Kelkit Çayı'nın, iki Kelkit Çayı'nın birleştiği noktaya bütün bölge halkının rağbeti, sadece Kelkit'in değil, bütün Erzincan'a dahil bütün bölge halkının rağbet edeceği, halkın vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak. Evet. Yani iki su Kelkit'imize de çok ekonomi anlamda katkı sağlayacak. Evet. Cazibe merkezi olacak Kelkit. Çekim gücü artık daha kesinlikle güçlü olacak. Yani orası bizim zaten şunu var. Kafamıza takılan nokta bu nasıl olacak? Yani İstanbul Park'tan daha büyük bir proje. Bu nasıl olacak? Projeler kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Yani hayal gücüne hitap eden projeler. Evet. Özellikle bu Kelkit içerisinden geçecek olan tramvay projesi ilginç bir proje diyeyim yani güzel. Görsel olarak çok iyi ama tabii uygulanabilirliği nasıl bunu tabii ki halkımız ya da siz artık ona karar vereceksiniz. Evet. Ama benim için farklı ve ilgi çekici bir proje olarak. Zaten biz farkındalığımızı ortaya koymamız lazım. Yani projelerimizde işte nasıl bir vizyona sahip olduğumuzu, misyonumuzun ne kadar güçlü olduğunu projelerimizle ortaya koymamız lazım. Şimdi ortaya koyduğum proje zaten herkesin düşündüğü bir proje ise senin vizyonun da herkes gibiydi. Evet. Biz daha farklı o projelerimizi ortaya koymamız lazım ki bizim vizyonumuzun da güçlü olduğunu, güçlü bir misyonla beraber bu hizmete talip olduğumuzu da ortaya koymamız lazım. Evet. Hani rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın bildirdiği gibi, söylemiş olduğu gibi iman varsa imkan da var. Biz Allah'ın izniyle o imana da, imkanlara da memleket olarak sahibiz. Allah'ın izniyle Kelkit'e değer katacak o hizmet projelerimizi aşk ile, sevda ile gece gündüz demeden bu memleketimizi kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu Kelkit'e çok değer katacak projelerimizi inşallah hep beraber o projelerin içerisinde huzurla yaşayacağız inşallah. Evet. Baştan belirttiğimiz gibi Hamit Bey'in projeleri uzun olduğu için 3 bölümde bitirmek yerine şimdilik bu bölümü bitirip 4. bölüme geçmek için
ara veriyoruz.